Romanımızın adı Şato. Yazar Franz Kafka. Çeviren Orhan Tekin. Yayın evi Mavi Çatı Yayınları. 19. Bölüm. Ne yaptık dersin sonunda? Yapabileceğimizin en kötüsünü. Küçümsenmeyi, gerçektekinden daha çok hak ettiğimiz bir şeyi. Amelia'ya ihanet ettik. Onun suskun buyruğundan çekip kurtardık kendimizi. Artık öyle yaşayamaz duruma gelmiştik. Büsbütün umutsuz yapamıyorduk. Bu yüzden her birimiz kendi bildiğince bizi bağışlanması için şatoya yalvarıp yakarmaya başladık. Yapılan hatayı gidermeye gücümüz yetmeyeceğini biliyorduk. Ayrıca şato ile aramızdaki umut dolu tek bağlantının babamızı seven memur Sorti'nin bağlantısının olup bitenlerden sonra elimizden uçup gittiğini de seziyorduk. Öyleyken sıvadık kolları. İlkin babam koyuldu işe. Muhtara, sekretere, avukatlara, yazıcılara gidip o saçma yüz suyu dökmeler başladı. Çokluk huzura kabul edilmiyordu babam. Ama başvurulan bir hile sonucu ya da kazara yine de kabul edilmeye görsün, böyle bir haber alınca nasıl sevindiğimizden bayram ediyor, ellerimizi ovuşturuyorduk, hemen bir suslukta baştan savuluyor, bir daha da içeri alınmıyorduk. Hem kendisine cevap vermek son derece kolaydı. Şatonun işi zaten kolaydır hep. Ne istiyordu yani babam? Ne diye başına gelen? Ne için bağışlanması rica ediliyordu? Şatodan kim, ne zaman onun bir tek kılına dokunmuştu? Doğru, yoksulluğa düşmüş, müşterilerini kaybetmişti ve benzeri. Ama bunlar günlük yaşamla, esnaflık ve piyasa işleriyle ilgiliydi. Ne yani, şato bütün sorunlarla ilgilenmek zorunda mıydı? Hani her şeyle ilgilenmiyor değildi de aslında. Ama bir tek kişinin çıkarına hizmet edeceğini diye yalnız ve yalnız bu amaçla kalkıp normal gelişim sürecini patavatsızlıkla müdahalede bulunamazdı herhalde. Yoksa şato memurlarını yollasın da bu memurlar müşterilerin ardından koşup onları zorla babama mı geri getirsinlerdi? Ama diye itirazda bulunuyordu o vakit babam. Bütün bunları şatoya gitmeden önce ve sonra tek tek konuşuyorduk evde. Bir köşeye siniyor, her şeyi fark edip umursamayan Amelia'dan adeta gizli saklı görüşüp konuşuyorduk. Ama diye itirazda bulunuyordu babam. Yoksulluğa düştüğü için sızlanmıyordu ki. Bu bakımdan kaybettiği ne varsa hepsini yine kolayca ele geçirebilirdi. Bunlar pek önemsenmeyecek şeylerdi onun için. Yeter ki bağışlansındı. İyi ama canım, nedir şu bağışlanacak şey? Diye cevap veriliyordu babama. Şimdiye kadar hakkında bir suç duyurusunda bulunulmamış. Hiç değilse tutanaklarda, en azından avukatlarla açık tutanaklarda yokmuş böyle bir şey. Dolayısıyla da saptanabildiği kadarıyla ne ona karşı bir de işlemde bulunulmuş ne de bulunulması düşünülmüş. Kendisine karşı alınmış resmi bir karar varsa söylensin bakalım. Babam tabi söylemiyordu böyle bir şey. Peki resmi bir organ herhangi bir müdahalede bulunmuş muydu? Babamın bildiği böyle bir şey de yoktu. Eh, madem bildiği bir şey yokmuş, bir şey de olmamış, daha ne istiyormuş peki? Ne varmış bağışlanacak ortada? Olsa olsa böyle boş yere resmi makamların başını ağrıtmasıymış. İşte bu da bağışlanır gibi değilmiş. Ama babam işin arkasını koyvermiyordu. Henüz o vakitler gücü kuvveti yerindeydi. Mahkum edildiği aylaklık kendisine bol bol zaman bırakıyordu. Barnabas'la bana Amelia'nın şerefini kurtaracağım. Çok sürmez artık diyordu. Günde birkaç kez. Usulcacık. Çünkü Amelia'nın işitmemesi gerekiyordu. Öyleyken babam yalnızca Amelia için söylüyordu bunu. Çünkü gerçekte hiç de onun şerefini geri kazanmayı değil, ancak bağışlanmayı düşünüyordu. Gel gelelim, bağışlanması için önce suçun saptanması gerekmekteydi. Oysa resmi makamlar bir suçun varlığını kabule yanaşmıyordu. Derken şöyle bir düşünceye kapıldı babam. Bu da her şeye karşın akli melekelerin zayıfladığını kanıtlıyordu. Ödediği para yeterli görülmediğinden işlenmiş suçun iç yüzü gizleniyordu kendisinden. Yani o ana kadar yalnızca belli muamele ücretlerini ödemişti. Bunlar da hiç değilse bizim durumumuz açısından hayli yüksekti. Ama babam şimdi daha çok kesenin ağzını açması gerektiğine inanmıştı. Kuşkusuz yanlış bir inattı bu. Çünkü bizim resmi dairelerde işinin uzamaması, yersiz konuşmalardan kaçınılması için rüşvet alındığı doğrudur. Ama bu yoldan da bir şey geçmez insanın eline. Nedir ki babam böyle bir umuda kapılmıştı. Onun bu umuduna da dokunmak istemiştik. Araştırma ve soruşturmalar için gerekli parayı sağlamak üzere elimizde ne kalmışsa hem de tüm vazgeçilmez şeyleri satıp savdık.
Sabahları kalkıp yola düştüğünde babamızın cebinde hala tıngırdatabileceği birkaç kuruş bulunduğunu bilmenin mutluluğu içinde yaşadık uzun bir zaman. Tabii gün boyunca hep aç kalıyorduk. Oysa sağladığımız parayla elde ettiğimiz tek şey babamızın bir umut sevinç içinde tutulabilmesiydi. Bu da pek bir kazanç sağlayamazdı. Gidip gelmeleriyle kendini yiyip bitiriyordu babam. Para olmazsa çarçabuk o hak edilmiş sona ulaşacak şey. Böylece sürcemde kalıyor, uzayıp gidiyordu. Ödenen bir sürü paraya karşılık gerçekte olağanüstü bir şey yapılmadığından kimi vakit yazıcının biri hiç değilse bir şeyler yapar görünüyordu. Araştırmalarda bulunacağına söz veriyor, bazı ipuçlarının ele geçirildiğini bile çıtlatarak bunların görevi gereği değil, yalnızca babamızın hatırı için peşine düşünüleceğini bildiriyordu. Babamızın yüreğindeki kuşkular artacakken inancı daha da büyüyor derken saçmalığı açıkça görülen bu tür sözleriyle eve dönüyordu. Öyle ki eve yine katıksız bir mutluluk getiriyordu adeta. Onun Amelia'nın arkasında duran çarpık bir gülümsemeyle gözlerini iri iri açarak Amelia'yı işaret edişini ve harcadığı çabalar sonucu Amelia'nın kurtuluşunun, herkesten çok Amelia'nın kendisini şaşırtacak bu olayın gerçekleşebileceğini anlatmasına tanık olmak bir işkenceydi bizim için. Ama bütün bunlar babama göre henüz bir sırdı. Bizim de bu sırrın üzerinde titrememiz gerekiyordu. Babamıza para bulmak sonunda bizler için büsbütün olanaksız duruma gelmeseydi, daha hayli zaman böyle sürüp gidecekti. Bu arada Brunswick uzun boylu yalvarıp yakarmalarına dayanamayıp Barnabas'ı yine kalfa olarak yanında çalıştırmaya başlamıştı. Ama Barnabas ancak akşam karanlığında siparişleri alacak, yine karanlıkta götürüp teslim edecekti. Açık söylemek gerekirse böyle davranmakla Brunswick'in yaptığı kendi işi bakımından sakıncalıydı. Ama buna karşılık Barnabas'a kuşkusuz pek az ücret ödüyordu. Sonra Barnabas'ın işini diyecek yoktu doğrusu. Ama yine de Barnabas'ın aldığı ücret bizim açlıktan büsbütün kırılmamamıza yetiyordu. O kadar. Bir hayli hazırladıktan sonra Enikon'u kollayıp gözeterek artık kendisini parayla destekleyemeyeceğimizi babama bildirdik. Babam pek serin kanlı karşıladı sözlerimizi. Çabaların bir işe yaramadığını görmeye yetecek kadar aklı başında değilse bile yine de sürüp giden diş kırıklıklarından bezmişti. Hani dediğine göre artık eskisi gibi öyle açık konuşmuyordu. Adeta fazlasıyla açık konuşmuştu eskiden. Pek az bir para gerekmekteydi. Bugün olmazsa yarın öğreneceği bir şeyi öğrenecekti. Gel gelelim, bütün yapılanlar boşa gidecekti şimdi. Bu da yalnız para yüzünden olacaktı ve daha bilmem neler. Ama bunları söyleyişindeki Eda, söylediklerine kendisinin de inanmadığını gösteriyordu. Ayrıca daha o saat yeni planlar kurmuştu kafasında. Bir suçun varlığını kanıtlamayı başardığına ve resmi kanaldan ileride de bu yolda bir şey elde edemeyeceğine göre çalışmalarını salt yalvarıp yakarmalara yöneltmek ve memurların kişisel duygularını seslemek zorundaydı. Memurlar arasında elbette iyi yürekli ve merhametli kişiler vardı. Bunlar makamlarında öyle pek iyi diyemez ama makamları dışında uygun bir saatte ansızın karşılarına çıkıldı mı bunu yaparlardı kuşkusuz. Şimdiye kadar dalgın, konuşulanlara kulak veren K, Olga'nın sesini kesti. Peki, sence doğru değil mi bu? Olga'nın ileride anlatacakları bu sorunun cevabını verecekse de K hemen bilmek istiyordu. Hayır, dedi Olga. Merhamet ve benzeri şeyleri memurlarda boşuna ararsın. Nice toy ve deneyimsiz sayılsak da bunu biliyorduk. Babamız da biliyordu kuşkusuz. Ama unutmuştu. Unutmadığı pek az şey kalmıştı zaten. Kendine böyle bir plan yapmıştı. Şato yakınındaki ana yola çıkıp memur arabalarının gelip geçtiği bir yerde duracak, bir çaresini bulup bağışlanmalarını rica edecekti. Doğrusu olmayacak şey olup rica gerçekten bir memurun kulağına erişebilse de hiç aklı kârı sayılmayacak bir plandı bu. Bir tek memurun elinde midir bağışlanmak? Bu olsa olsa resmi makamların tümünü ilgilendirir. Hatta resmi makamlar bile belki bağışlayamaz. Yalnızca yargılar. Ama diyelim bir memur arabadan inip söz konusu işle uğraşmak istedi. Babamızın bu zavallı, yorgun ve yaşlı adamın kendisine mırıldanarak söylediklerine dayanıp soru üzerinde hiç fikir edinebilir mi? Memurlar pek kültürlü kişilerdir. Ancak tek yönlüdür kültürleri. Bir memur kendi alanında karşıdakinin tek bir sözü üzerine hemen onun kafasındaki düşünceleri dizi halinde boydan boya görebilir. Gel gelelim, başka bir büronun çalışma alanına giren konuları saatlerce anlatsanız,
Belki nezaket gösterip başıyla evet diyecek ama söylenenlerin bir kelimesini anlamayacaktır. Bütün bunlar da pek doğal şeylerdir. İnsan kendisini ilgilendiren küçük resmi işleri bir memurun bir omuz silkisiyle çözüme ulaştıracağı küçük bir işi işte yalnızca bunu enine boyuna anlamaya kalkarsa ömür boyu uğrar durur da gene sonunu getiremez. Ama babamız yetkili memura rastlasa da bu memur hazırlık dosyaları olmadan hele sokak ortasında hiçbir şey yapamaz. Yani bağışlanmak gelmez elinden. Sadece resmidir gördüğü iş ve onun için de size yine resmi yolu gösterir. Ama bu yolda da zaten şuncacık bir basan elde edememiş babamız. Demek nasıl bir duruma gelmişti ki böyle bir planla nasılsa başarıya ulaşmayı düşünüyordu. Söz konusu planla en ufak bir başarı sağlama umudu bulunsaydı orası yani yolun üzeri ricalarla kaynardı. Ama böyle bir umudun söz konusu edilmeyeceğine yalnız ilkokulu bitirenlerin bile aklı erdiğinden yolun üzeri bomboştur işte. Belki böyle oluşu da babamızın umudunu arttırmıştı. Çünkü dört bir yanda umudunu besleyecek şeyler ele geçirmeye çalışıyordu. Bunlar da çok gerçekçiydi hani. Çünkü aklı başında biri asla uzun boylu kafa yormaksızın daha en sudan şeylere bakarak burada böyle bir umudun var olmadığını açıkça görebilirdi. Memurlar köye iner ya da köyden şatoya dönerlerse hiç de eğlence için yapmazlar bunu. Köyde olsun, şatoda olsun kendilerini iş beklemektedir. Bu yüzden de yoldan olabildiğince hızlı bir tempoyla geçip giderler. Sonra pencereden bakıp dışarıda ricalar aramayı da akıllarına getirmezler hiç. Arabaların içi dosyalarla tıka basa dolmuştur. Bunları okuyup incelemekle uğraşırlar. Ama ben bir defasında, dedika, bir memurun kızağın içini görmüştüm. Evrak falan yoktu. Olga'nın anlattıkları Kaan'ın gözlerinin önünde öylesine büyük ve adeta inanılmaz bir dünya sergilemişti ki hem bu dünyanın hem de kendisi varlığından daha bir kesinlikle emin olmak isteyen K küçük yaşantılarıyla ona dokunmadan duramıyordu. Olabilir diye cevapladı Olga. Ama o vakit daha kötü ya. O vakit memurun elinde çok önemli işler var demektir. Evraklar ya pek değerli ya pek fazladır da yanına almamıştır. Böylesi memurlar arabalarını dört nala sürdürür. Kesin olan şey hiçbirinin de babam için ayıracak zamanlarının bulunmayışıdır. Bir de şu var. Şatoya giden yollar çeşitlidir. Bazen biri rağbettedir bunların. Memurların çoğu bu yoldan işler. Bazen bir başkası rağbet kazanır. O zaman herkes oraya üşüşür. Bir değişmenin de hangi kurallara göre gerçekleştiği henüz anlaşılmamıştır. Bir gün bakarsın sabah saat 8'de bir başka yolda işlemektedir hepsi. 10 dakika sonra ise yeniden bir üçüncüsüne geçer, bir yarım saat sonra yine birincisine döner ve bütün gün artık orada karar kılarlar. Ama her an yeniden bir değişiklik baş göstermesi beklenebilir. Hani köye yakın bir yerde bütün yollar birbiriyle kavuşur ama burada da arabalar çılgınca bir hızla ilerler. Şato yakınında ise biraz ağırlaşır tempo. Ama yollar bakımından gidiş gelişlerle nasıl bir düzensizlik varsa ve bu düzensizliğin içgüdüsü nasıl anlaşılmazsa arabaların sayısı da aynı şey söz konusudur. İkide bir öyle günler olur ki hiç ama hiç araba görülmez. Ama bir de bakarsın sürüyle araba birine gidip gelmektedir. Şimdi ise bu durumda gözlerinin önüne getir babamızı. Her sabah en iyi giysisini giyip çok geçmeden başka giysisi de kalmayacak bizim dualarımızı alır ve çıkıp gider evden. Gerçekte haksız yere saklayıp vermediği bir itfaiye rozetini köy dışına çıkınca göğsüne takmak için giderken yanına alır. Çünkü köyde rozeti görmelerinden korkar. Oysa rozet öylesine küçük bir şeydir ki iki adım ötede bile zor seçilebilir. Gel gelelim babamıza sorarsan arabayla yoldan geçen memurların bile dikkatini çekmeye el verir. Şato girişine yakın bir yerde bir sebze bahçesi vardır. Berçut adında birinin bahçe şatoya sebze verir. Babam işte burada bahçe parmaklıklarının daracık taş döşemeleri üzerinde bir yer seçti kendine. Bertuç da buna göz yumdu. Çünkü eskiden dostuydu babamızın. Ayrıca vefalı müşterilerindendi. Ayaklarından biri biraz sakattı da ona uygun çizmeyi ancak babam yapabileceğine inanırdı. İşte bu taş döşeme üzerinde her Allah'ın günü oturup bakıyordu babam. Kapalı, bulanık, yağmurlu bir sonbahar mevsimiydi. Ama belli saatte kapının kolunu kavruyor, eliyle biraz hoşça kalkıp gidiyordu. Akşamları her gün daha çok beli bükülmüş görünüyordu yağmurda sırılsıklam dönüp kendini evin bir köşesine. Akşamları her gün
daha çok beli bükülmüş görünürdü. Yağmurdan sırılsıklam dönüp kendini evde bir köşeye atıyordu. O gün yaşadığı ufak tefek olaylardan anlatıyordu İlkin. Örneğin, Bertuç kendisine acıdığı ve eski dostu olduğu için parmaklık üzerinde bir battaniye uzatıvermiş ya da gelip geçen bir arabanın içinde falan filan memuru tanıtır gibi olmuş baba. Veya arabacının biri kendisini tanımış da şakadan kırbaçla şöyle bir dokunuvermiş. Ama sonraları bu gibi şeyleri anlatmayı bırakmıştı. Belli ki artık en ufak bir şey bile elde etmeyi ummaktan vazgeçmiş, bundan böyle gidip Bertuç'un orada gününü geçirmeye bir ödev, boş ve sıkıcı bir iş diye bakmaya başlamıştı. Romatizma ağrılarına da işte o zamanlar yakalandı. Kar da erken bastırmıştı o yıl. Kış bizde pek erken gelir. Evet işte, bazen yağmurdan ıslak taşların, bazen karların üzerinde oturuyordu baba. Gece de ağrısı sızlardan inleyip duruyordu. Kimi sabahlar gitsin mi, gitmesin mi, bir türlü karar veremiyor ama derken dişini sıkıp gene yola düşüyordu. Annemse elini ayağına sarılıyor, onu bir türlü koyuvermek istemiyordu. Sanırım artık bacaklarına pek söz geçiremediğinden ürken babam sonunda annemin de kendisiyle gelmesine izin vermişti. Dolayısıyla annem de ağrı sızların pençesine düşmüştü. İkide bir yanlarına uğruyorduk, yemek götürüyor ya da onları yalnızca şöyle ziyaret ediyor veya eve dönsünler diye kandıralım istiyorduk. Kaç kez onlara oturdukları daracık yerde büzülüp birbirine yaslanmış, kendilerini de pek de içinde almayan incecik bir battaniyeye sarılmış durumda bulmuştuk. Dört bir yanlarında kar ve gri bir sis, nereye baksan günlerce ne bir insan görürsün ne bir araba, bir manzara ki kah o kadar olur. Ama derken bir sabah uyuşup kas katı kesilmiş bacaklarını yataktan çıkaramadı babam. Doğrusu durum hazindi. Hafiften sayıklıyor, tam o sırada yukarıda Bertuç'un orada bir arabanın durduğunu, arabada bir memurun inip parmaklıkta kendisini aradığını ve başını sallayıp kızgınlıkla yine arabaya döndüğünü görür gibi oluyordu. Arada da öyle çığlıklar atıyordu ki yattığı yerden yukarıdaki memura sesini işittirmek ve parmaklıktaki yokluğunda onun bir suçu bulunmadığını anlatmak istiyordu sanki. Bu yokluk da işte uzun süreli bir yokluk oldu. Bir daha Bertuç'un oraya hiç gitmedi babam. Haftalar boyu yataktan çıkamadı. Hizmetini, bakımını, tedavisini, hepsini Amelia üstlendi. Ve doğrusu arada bazı zamanlar sayılmazsa bugüne kadar da bu işi o yürüttü. Acı dindiren şifalı otlar hangileridir hepsini bilir Amelia. Adeta uyku gereksinmez, asla irkilip korkmaz bir şeyden, asla sabırsızlanmaz. Anne ve babamızın bütün işini o görmüştür. Biz bir yardımda bulunmaksızın sinirli sinirli sağda solda dolaşırken Amelia hiçbir vakit sessizlik ve serin kanlığını yitirmemiştir. Ama asıl tehlikeyi atlatıp da babamı sakınarak ve sağdan soldan koltuklanarak yataktan çıkabilecek duruma gelince Amelia kendini geriye çekti ve babamla ilgilenmeyi yine bize bıraktı.